Selam arkadaşlar. Bugün 23 Temmuz 2024. Nemli ve sıcak bir hava İstanbul'da. Herkese sağlıklı, güzel yaz sezonu diliyorum arkadaşlar. Umarız herkes iyidir. 4 gündür cep telefonu tamirdeydi. Check-in video yapamadık. Bugün şimdi Hacı Osman'dayız. Evet, metro son durak. Yeni kapıdan binerseniz Hacı Osman son durakta iniyorsunuz arkadaşlar. Şöyle yürüyelim. Bugün ne yapacağız arkadaşlar? Hacı Osman'dan ben şimdi iki orman arasından bir yol var. Oradan yürüyeceğim Büyükdere'ye. Ondan sonra orada denize giren çok değerli bir insan var. Onunla görüşeceğim, buluşacağız. Birazdan görüşelim arkadaşlar. Devam edelim sohbete. Evet arkadaşlar, yürümeye devam ediyoruz. Bu Hacı Osman'la yıllarca ben kursa gittim, 4-5 sene. Bu bina böyle beton halde boş boş duruyordu şimdi. Tadilatı başlamış, en az 20 yıldır beton harabe aldı. İyi, maliyet oluyormuş. Onu da reklamını yapalım. Marriott reklam parası ister. Hep böyle iyi olmuş. Çok harabe aldıydı. Herhalde ustam kolay gelsin. Kolay gelsin. Tadilat başlamış. Uzun yıllardır kapalıydı. Başlamış tadilat. Hayırlı olsun. İyi olmuş. Evet, bekçi arkadaşa da evet dedi o da. Güzel yapmışlar buraları. Evet. Marriott Otel olunca güzel tabii. Şöyle bir daha göstereyim. Muazzam bir yer. Buradan arkadaşlar bütün Maslak'a hatta Taksim'e kadar en üst kattan Tarabya, Deniz, Boğaz. Ondan sonra Rumeli Kava her şey gözüküyor. Evet. Şu ağaçlar, şu çevre düzenlemeleri yoktu. Evet. Normalde Hacı Osman'dan otobüse binip Büyüklere gidebilirsin ama ben yürüyeyim dedim. Hem size buradan 4-5 sene yaz kış dil kursuna gidiyordum. Dil kursu burada ucuzdu çok. Her gün değil, haftanın 3 günü dil kursuna geliyordum. Bu yolu hep yürürdüm çoğu zaman. Hani elimizde yük olmazsa veya evet. Tamirat başlamış. Marriott. Reklamlarını da yapıyorum Marriott'ine. Evet. Tarabya İstanbul. Evet, gördüğünüz gibi otelden bakınca bütün İstanbul ayağımızın altında. Az önce dediğimin fotoğrafını yapmışlar. Evet, oradan bakınca yerler gözüküyor gerçekten. Güzel bir konumu var. Çok temiz bir havası var arkadaşlar. Evet, bu otelde kalınır ama parası ona göre. Evet arkadaşlar. Şimdi duygulandık tabii. Uzun zamandır bu yolu yürümüyorum. YouTube sayesinde, YouTube'daki arkadaşlarımıza göstermek için dedim bu yolu gene yürüyün. Evet, bu orman yolu arkadaşlar. Sonradan bu yol açılmış normalde. Böyle iki taraf orman. Burada da çukur var ya. İyi demirle bari tedbir almışlar da. Ama gene buradan bir engelli arkadaş yürürken abi, engelli. Burada bir tedbiri yok bakın. Engelli arkadaş buradan aşağı böyle düşer. Oha. 4 metre en az. Engelliyi bırak, akşam normalde düşer. Şuraya da bir demir yapmaları lazım. Yani yarım yamalak işler arkadaşlar ya. Her gün onlarca kaza oluyor o televizyona çıkanlar. Gene ders almıyorlar ya. E tabi. Ceza olmayan yerde suç çok olur.
Adam lassa bana bir şey olmaz. 2 ay bir hafta yatar çıkarım diye. Evet arkadaşlar çok güzel bir yol. Çok temiz bir havası var. Birazdan görüşelim. Evet arkadaşlar ormanlarımızı korumalıyız. Temiz tutmalıyız. Maalesef buralar çok kirli. Lastik şey bir kibrit tutuşsa orman gitti. Hatta şu şişeleri bile ormana atmayın arkadaşlar. Aşırı sıcaktan şişelerden bile yangın çıkar. Evet, Temmuz'un 23'ü olmasına rağmen yağmurdan az olduğundan yapraklar çabuk kuruyup dökülmüş. Normalde bunlar Ağustos sonu Eylül başı olması lazım. Maalesef istemediğimiz görüntüler, çöpler. Ya arkadaşlar güzel ormanımız temiz hava veriyor size. Sen adama ne yapıyorsun? Orman seni her şeyden koruyor arkadaş. Şu pisliğe bakın ya. Böyle bir şey olur mu? Bir de yani cadde işlek bir yer yani. Şey ormanı değil ki. Ne olursa olsun temiz tutmamız lazım. Evet dediğimiz gibi bu sene kuraklık çok. Yapraklar erken kuruyup dökülmüş. Evet arkadaşlar bu yolu çok seviyorum. Yaz kış yürürdüm. Hacı Osman'dan Büyükdere'ye inen orman yol. Normalde bu yol yok tabi. Bunu yarım yol yaptılar bu 40-50 sene önce. Arkadaşlar bugün Büyükdere'de herkesin bildiği Yeşilçam'ın Sevecan güzel yürekli insanı, büyük oyuncu 500'den fazla filmde oynamış Nubar Terziyan dayımızın oğlu Berç Terziyan'la buluşacağız. Dün akşam konuştum, yanına telefonu almayacakmış. Hani dedi bir kere beni orada gördün ya, Büyükdere'ye geçince deniz kenarında. Ben aynı yerdeyim, yürüyerek bulursun dedi. Ben de sahilden yürüyerek onu arayacağım. Evet, yaklaşık bir 20 dakikalık yolumuz var. Her yer orman arkadaşlar, muazzam. Evet. Maalesef yaz aylarında ciğerlerimiz yanıyor. Ormanlara dikkat edelim. Yine burada poşetler var. Dikkat edelim. Ormanda kesinlikle sigara içmeyelim. Mangal, çay bile yapmayalım. Bir şey olmaz değil. Bu sıcakta bir tutuştu mu bir tanesi önüne geçemiyoruz. Çok kuru olduğu için kozalaklar, otlar, ağaçlar hiçbir güç onları söndürmeye yetişemiyor. Bazen 2 gün, 3 gün, bir hafta sürüyor. Onun için bu ağaçlar yüzlerce yıl, binlerce yılda oluşuyor. Bir saatte hepsini yok etmeyelim. Onlar da canı var. Şöyle bir girelim bakalım arkadaşlar. Şöyle bir ayı mayı çıkmaz değil mi? Evet güzel bir yer. Sağımıza solumuza da bakalım. Orman ormandır. Bir de şey ayakkabı arkadaşlar. Evet burada böyle. Şuranın güzelliğine bakın arkadaşlar. Evet. Abi gene buraya kadar pis poşetler gelmiş. Ya arkadaşlar yapmayın ya. Burası çöp. Ya doğa size bak oksijen veriyor. Güneşten koruyor. Yağmurdan koruyor. Evet arkadaşlar burası böyle bir dere yolu. Ormanın içi. Evet. Fazla derine girmeden çıkalım. Evet. Dediğim gibi bugün Türk sinemasının çok büyük üstadı Nubar Terziyan dayımızın oğlu Berç Akbarik'le Berç Terziyan'la buluşacağız. O da yaklaşık 85 yaşında Berç abi. Bir kere geçen sene değil de 3-4 sene önce çay bahçesinde bir reportaj yapmıştım kısa. Belki daha fazla eski. Gene şimdi denize girerken güzel bir çekim olacak, zevkli bir çekim. Ben de çok heyecanlıyım. Görüşürüz arkadaşlar. Evet arkadaşlar yürüyüşün devam ediyor orman yolunda.
Şöyle zoomluyuz size, bakın ne güzel organik erikler. Zoomladım, görüyor musunuz? Arkadaşlar öyle bir temiz hava var ki saat 3'te yoksa uykum geliyordu. Şimdi de gelir. Dediğim gibi bu yolu kursa gitmek için 3-4 sene haftanın 2-3 günü yürüyordum. Hem temiz hava hem spor hem de para cepte kalıyordu. Karşıyı görüyorsunuz, orman. İstanbul'un ciğerleri buralar arkadaşlar. Bahçeköy, Sarıyer, Şairbaşı. Evet, gerçekten. Abi her yerde çöp arkadaşlar. Ya. Kağıt, plastik, bira kutuları. Evet, şu kırık cam dedim ya arkadaşlar, bakın şu parçalar böyle kuru ota tutuşur, güneş bu camı yakar çakmak gibi. Güneş camı aşırı ısıttığı için tutuşur bu. Şundan bütün orman, şu gördüğünüz ufacık bir cam parçasından şu bütün orman arkadaşlar, bütün orman yanar. Hiç şakası yok. Atmayın ya. Yok. Kendi ülkesine yapabileceğiniz en büyük düşmanlık, kötülük budur ya. Ormanları yakanlara ağırlaşmış muhabbet vermeleri lazım. Yani bu orman gitti mi, bu buralar 1000 senede bu hale geliyor arkadaşlar. Şu güzelliğe bakın ya. Şuraya bakın ya. Yemyeşil, oksijen, temiz hava, kuş. Şimdi araba lastiklerinden su inmiyor. Burada kuş sesleri, on binlerce canlı yaşıyor. Böcek, böğürtlen, hayvanlar, arılar, kuşlar. Evet arkadaşlar. Birazdan görüşürüz.